Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü video ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün süper bir şey oldu. Ehliyetimi geri aldım. Bir de dün güzel bir araba buldum. Akşamdı. Geç olduğu için video yapamadım ama bugün yapacağım. Süper ucuz bir araba aldım. Onu size göstereceğim. Bir de İnci Hanım'ı dışarı çıkartacağız. Biliyorsunuz İnci bayağıdır evde. Yani sıkıldı. O yüzden artık ona iyilik yapacağım. Dışarı çıkartacağım. Gezdireceğim biraz. Şimdi size arabamı göstereyim. Araba bu. Toyota. Yani fena değil. Dışı falan güzel. Şöyle göstereyim dışarıdan. 2001 model. Bilmiyorum Türkiye'de ne geçiyor bu. Türkiye'de de vardır gerçi de. Ama bazı burada olan modeller Türkiye'de olmuyor. Araba bu. Şöyle içini açayım. Bakın böyle otomatik vitesi var. Bu şekilde. Yalnız kilometresi biraz yüksek ama Avustralya'da kilometre önemli değil. Avustralya'da millet boyasına bakıyor araba alırken. Çünkü burada hava sıcak olduğu için boyası çok mahvoluyor. Bir de mesela 1000 dolar ve 1500 dolara genelde aldığınız arabalarda hep boya problemi falan oluyor ama bunda yoktu. Yani ben iyi buldum bu arabayı. Bayağıdır aradım. Bir de güzel pazarlık yaptım. İşte burada gidiyorsunuz, parayı veriyorsunuz. İnternetten buluyorsunuz genelde. Ben buraya link koyarım. Oradan bakarsınız eğer bakmak isteyenler. Oraya giriyorsunuz, sahibine ulaşıyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz, siz arabayı kontrol ediyorsunuz. Sürüyorsunuz. Ondan sonra adama parayı veriyorsunuz. Şöyle bir kağıt var. Yani noter falan yok. Bu kağıdı görüyor musunuz? Bu kırmızı. Bu bende duruyor. O da yeşil olanı aldı. Yani imza aldık. Şimdi ben bunu götüreceğim ehliyet yerine. Yaklaşık bir 50 dolar vereceğim. Araba benim üstüme geçecek. Yani şu an hala araba benim üstüme değil. Yani çok basit. Türkiye gibi öyle noter falan yok. Bir de burada mesela araba alırken hani şöyle bir mantık yok. Aa işte alıyor sonsuza dek hani böyle uzun düşünmüyorsun. Yani sen burada araba alırken ben böyle mesela bu arabayı alırken böyle düşündüm. Beni 2 yıl sürsün, 1 yıl sürsün yeter. Zaten 1000 dolar. Neyse şimdi İnci'nin arabayla tanışma zamanı. Gidip İnci alıp geleceğim. Bakalım İnci Hanım arabayı beğenecek mi? Kapıyı bir kontrol edeyim de. Açayım. Vay İnci bayağı da sıkılmıştı ya. Hep evde bir de yavrular. Şimdi İnci'yi alacağım artık. Yalnız İnci'yi iple çıkartacağım. Çünkü İnci'de bir sorun var. Ben İnci'yi yavruyken almadım. İnci'yi aldığımda büyüktü. O yüzden biraz problemliydi. Gerçi ben onu eğitiyorum ama yani biraz vaktim de olmadı. Hem bakacağız bir gün nasıl olacak. Şimdi İnci'yi alırken Reyna ile Çift'in anlamaması lazım. Yoksa ağlarlar. Çünkü onlar da dışarı gitmek istiyor ama hepsini aynı anda götüremem. Bir de yavrular var. Sıkılıyor yavrular. Ah İnci Hanım daldı. Hayina ya. İnci. Ne yapıyorsun kızım? Dışarı çıkıyoruz. Bu ne? Üstüne hep toz içinde. Dur. Git. Arabayla tanışacaksın. Baba yeni araba aldı. Arkadaşlar bu arabayı aldığıma çok sevindim. Çünkü hani artık dışarıda videolar daha fazla çekmeye çalışacağım. Gece hayatı olsun, şu olsun filan. Yani elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Biliyorsunuz unutmayın ben iki işte çalışıyorum. O yüzden hep videolar çekemiyorum. Şimdi bakın İnci şu an öyle heyecanlı ki. Ama İnci'nin şunu bilmesi gerekiyor. Burada kontrol bende. Yani o beni dinlemek zorunda. Özellikle yürürken. Biraz İnci'ye bir gün öğreteceğim bunları. Sakin ol. Gel bakalım. Şişt. Dur. Şimdi önce ben çıkacağım. Sonra da İnci çıkacak. Hey.
Sil. Style. Style. Hey. No. Here come. Şşt. Bakın öğrenecek yani. Bunu hiç böyle göstermemiş sahipleri filan. Daha önceden. Hani köpek kim çağırıcı olduğunu tam bilmiyor. Şimdi şu yavrular gitsin, ben bunu daha fazla antrenman yapacağım. Hani train yapacağım, eğiteceğim. Gel kızım. Arkadaşlar şu an hazırız. Yani yola çıkacağız. Yalnız artık kamerayı elimde tutamam. Çünkü polis görürse $400 ceza, bir de 3 tane point kesiyor. Yani sizin ehliyetinizde 12 tane point var. Bir yılda bu 12 point'u doldurmamanız gerekiyor. Zaten ben doldurdum onu. Şimdi bana bir şans verdiler. O yüzden kamerayı kapatacağım. Vardığımızda geri açacağım kamerayı. Şimdilik görüşürüz. Ya bu mesela çok çekiyor ya. Beni acayip strese sokuyor. Yani bunu dışarıda biraz antrenman yapmam lazım. Böyle olmaz. Yani rezillik. Ben anlamıyorum, hatta ben görüyorum mesela Türkiye'de adamlar köpeklerini çekiyor. Adam nasıl yoruluyor ya? Yani Hey. İşte bakın mesela şu yaptığı şeyler normal değil. Come here. Sit. Ama düzelecek, düzelteceğim. Ya şu an birinin mesela köpeğine gidip saldırsa ben direkt başım belaya girer. Diyecekler niye işte gezdiriyorsun böyle köpeği dışarıda. Yani çok büyük bir problem çıkartırlar. Ama adam olacak. Ha? Hadi kebap da yiyeceksin. Ama adam olacağız. Orada güzel bir tane küçük köpek gördüm. Süper ya. Gel buraya gel. Come here. Come here. Orada güzel denize, suya girdi. Yalnız orada bir köpek gördüm. O yüzden koşmak zorunda kaldım. Bayağı kalabalıkmış burası ya. En azından süper yüzdü ya.
Hey. No, hang on, hang on, hang on, hang on. Come, 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 come. Shh. Hey. Şimdi geri döneceğim. Çünkü çok kalabalık burada olmuyor. Yani köpekle böyle tek kalacağım bir yer olması daha iyi. Ama suya atlaması süper oldu ya. Hey hey hey. Coming. Buraya su koymuş. Ya. You're right. Huh? Oh, sorry. Şşt. Asi. Ya beni çekmesine acayip uyuz oluyorum ya. Fuck. Guys, stop. Stop. You coming? Stop, stop, stop. Hello, Merry Christmas and Happy Easter. Bak orada bir tane çocuk bir şey yakalıyor ama bilmiyorum ne. Hey, what are you catching? Fish, just normal fish. Did you catch any? No? Except this one. Can you show me? Bakın orada küçük bir balık var elinde. I think it's a tadpole. Yeah, what's your name? Rowan. Rowan, see you, thanks. Baba. Elinde küçük bir tane balık vardı, onu gösteriyor. Ya o değil de bu inci beni acayip yordu gezerken ya. Çok problem çıkartıyor. You've been watching me. Bu niye sallanıyor? What the fuck you shaking for? Çok enteresan ya buranın böyle kalabalık olması bir gün. Hello, Merry Christmas. Onlarla dalga geçiyorum aslında. Aslında Christmas falan değil de. Hey, sorry, sorry. You need to pull your head in. Bu inciyi adam etmem lazım benim. Yoksa yani zor oluyor böyle. Bir gün kameran olmadı bir gün. Kendim dışarıda ama kimsenin olmadığı yerde bunu böyle eğiteceğim. Çok zor arkadaşlar. İnanılmaz yoruldum ya. Bakın orada iki tane daha köpek var. Şuna bakın. Hey! Stop! Pull your head in. Alright? Orada böyle nasıl koşuyor ya? Orada bayağı da bağırdım, insanlar şaşırdı. Arkadaşlar şu an geldik eve. Vallahi İnci Hanım beni çok yordu ya. İnci kam. Yalnız onun adına sevindim. En azından hani gezmiş oldu. Reyna ile çife biraz üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Bakın Reyna ile çife.
Reynem, tipim, ne yapıyorsunuz? Kusura bakmayın, sizi çıkartamadım ama yani biliyorsunuz ince az çıktı. Arkadaşlar bu inci daha iyi olacak. Gezdire gezdire, dolaşa dolaşa daha iyi olacak. Ana fındım gel buraya, gel bırak şimdi. Bakın bu fındık da kocaman oldu. Uy. Bu ilk doğan arkadaşlar. Yani bayağı yordu beni deniz kenarında. Ya bir de dışarıdan o kadar kötü görünüyor ki arkadaşlar. Ama bu inci ben ilk aldığımda daha kötüydü. Yani biraz daha iyi oluyor. Yani sürekli dışarı çıkartmam lazım. Yalnız bunu ben kamerayı tutarak aynı anda yapamıyorum. Zor oluyor. Çünkü o an var arkadaşlar. O anda onu durdurmanız gerekiyor. Ama kamera elinde olunca zor oluyor. Yani bütün konsantre köpekte olması gerekiyor. Benim tahminim bir 5-6-7 kere çıkartırsam maksimum 7 o tamam. Yani bu incinin geldiğinden beri 3. dışarı çıkışı bende. Yani yaklaşık 8 aydır herhalde. Ana fındım. Bu arada arkadaşlar böylece de bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.